Teso Tyrant'ı izleyelim. Sonra Valorant, sonra LoL efendim. Cuma'da Simulator oyunumuz var, haberiniz olsun. Ben bunu izlemedim. Siz de izlemek için şey yaptım. Nine baba, nine. Rambo. Rambo Okan ev ziyareti. 100 defa mı izledin? Nasıl 100 defa izledin? Makyajını bitti. Furkancığım 20 kişiye de abonelik vermişsin. Çok teşekkür ederim. Çetin adına kendim adıma da çok sağ ol. İşini yaptırırım. İçerisi biraz. İşte abi de kombinle gel gerçekten. Niye bu kadar resmi giyinmiş? Ben şu üçüncülüğü alayım bakalım. Kapıyı yavaş kapatsın. Şey yavaş. Merhaba. 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 Başlığı değiştirebilirsiniz. Sağ yazabilirsiniz modlar. Yok Eston'un paçalar. Abla şey yapsana. Biraz dinler su mu şey abla su mu ne? Yok yok vallahi hiç gerek yok. Sen niyetli misin? Ne? Yok ben Fenerbahçe'yi tutayım. Fenerlisin. Oruç musun ya ben Fener'i tutuyorum. Wow. Oruç tutamıyorum ben doğuştum. Benziyor Ablamdan. muyuz? Benziyorsunuz vallahi. Bayağı benziyorsunuz. Ablam ya kurban olur. Dört kardeşin en büyüğü. Beraber konuş. Başka kız kardeşi de var. Ha, ablam yanımıza da, aldım. Ufak ablam da var eniştemle. Başka kız kardeş var, sordum. Abisi var. Ali Koç zaten bana ev alacaktı. Söz açayım verdi. Şimdi hava gelsin. Kapı açayım. Kovdurdu korumalarına döktürdü. Fenerumlara girmem yasak. Giriyordum Fener ne diyor? Hasan Yener'in görevini var. Güvenli. Burun. Tartaklı diyor. Maçlara girmen de avukatım, yasak. He? Maçlara da giremiyorsun. Ya giremem. Maçım hoş geldin. Hepsini yasak. Benim ne gülüm var ya. Maçlar şey olmuştu, iptal olmuştu, girebiliyordun. Evet. Nasıl ya, maçlara giremiyor mu? Ne zamandır giremiyorsun abi? 2 sene oldu. O Abdurrahman Bey'i saldırmamdan beri makas aldım Haluk Usta'nın köprüden de Trabzon bayrağını gibi. Beni çekmeyin evet. Değil mi? Tamam abla onu şey yaparız, çekmeyiz. Ne yaptın yine kendine? Ben bir şey yapmadım kendime, chat yaptı. Abdurrahim Albayrak'la ne alıp veremediğim vardı abi? Ya, ne izleken? Ne izleken? Ne izleken? Yok ben zaten rakip de takım olduğu için daha doğrusu yapmazdım da Arda Turan'ın 3-0 yenildiğimiz maçta soyunma odasında maçın üstünde böyle hareketler yapması gözüme gitti. Evet. Fatih Terim gelimi konuşma yapacak orada diye iptal ettiler. Benim orada olduğumu öğrenince yerine Abdurrahman böyle geldi. Ben de o işte pandemi sokağa çıkma yasağı vardı. Ben çıkıyordum. Bana emniyet bir şey demiyordu. O işte de ben de dayanamadım. Yapmayacaktım da yaptım. Vuracaktım sinirli, ona. Sinirli hastayım. Sinirli işte ondan sinirli. Hastalık olarak? Sinirli. Ya sinir hastası değil. Ne dedim neyse. Sinir hastası. Evet, o oyunu bir 51 okuyum okuyum. Maşallah. Okuyum. Hepsini bilirim. Şey öyle diyor, şey olarak abimizin. Sen mi dedin onu bilmiyorum. İnternette bir sürü bir şey var. Deli raporu muhabbeti. Öyle bir şey yok. Yok öyle de uydurma. Şey, benim adıma YouTube'da fake Rambo'ysa var. İnsim Rambo'la var. Başkaları herhalde. Evet. Google'da var. TikTok var. Benim TikTok'um yok. Benim bir Instagram var. Bu gösterdiğim şey. Herkes bir şey yazıyor işte. Ablam şey. Yok canım abi. Sen bu Instagram'dan kendin mi paylaşım yapıyorsun? Ben kendim yapıyorum. Ha, tamam. İstersen bak senin resmini çekeyim paylaşayım. Heh, onu sordum ama zaten. Hesabımı avukatım yönlendiriyor. Sana hakaret edenler falan filan. Onlara dava açabiliyor musun? Şunları avukatım şey yapıyor. Oğlum kalın halıları kaldırdım anne. Teşekkür ederim abla. Abla bir şey verseydin ya. Kira mı bura? Şey kira. 1250 lira, 3000 lira. Hoş geldiniz. 3000 lira. He ben de, benim de yani mecbur yardım hemen. Sonuçta benim annemin kızı oluyor yani. Kardeşiz ve bizim 4 kardeşin en büyüğü. O sana isim 10 kişiye de abonelik vermişsin. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Söyledim zaten 66 de. Evet. Sen kaç yaşındasın? Ben 58'e gireceğim 4. Önümüzdeki. Ben adamın olayını anlamadım. Bence. Hiç 66 durmuyorsun abi. Adam kötü hareketler yaptığı için maçlardan banlanmış. 16, 46'ydı. Maşallah banlanmış yalnız. Ali Koç benden 23 gün büyük. O 4-2-67, ben 4-25 yaptım.
Ali Koç'la aram bozuk şu an. Evet, onun zaten başkan ben yaptım. Tam mıymış? Otelde kalıyordu aslında Kadıköy'de. Otelde bana, otelde yer. O zaman hak etmemiş mi arkadaşlar? Bunun videosu niye çekiliyor? Ben onu anlamadım. Villa yapacaktı. Villa yapana kadar bu otelde kaldım. Bir iki sene otelde kaldım. Sonra ne oldu? Ondan sonra otelde, otelde şey otelmiş. Şeylerin takıldı. Konsomatörü bilmem ne kararları. Anla ben Ravso Merkat'ta bir ses, yok bilmem ne filan. Anladın mı? Öyle yapınca otel sahibiyle kavga edince Ali Koç'un koruması Erkan'a bildiriyor. Erkan var. Evet. Şöyle çevreyim koruması ona bildiriyor. Bir bakıyorum. Akşam bir gizim bakayım diyorum. Eşyalarım çöp atılmış, yırtılmış, parçalanmış. Cancım hoş geldin. Gidemiyorum ya. Gitmek istersin. Zor, isterim ya. Bir de her bayağı koyu bir Fenerbahçeli. O yüzden zor. Nasıl? Stada gidiyorsun, oralarda takılıyorsun. Oraya takıldım, resim çekiyorum, para topluyorum. Ben toplayayım ki ablama bir kuruş bırakabilirim diyorsam ne mutlu bana. Zor durumdayım ya. Başka koyu hafif kalır. Hiçbir şeyim yok ya. Ben taraftara kurban olurum ya. Sen sadece Fenerbahçe'ye adanmış bir hayat yani. Fenerbahçe'yi seviyorsun. Başka tutunduğun bir şey yok. Zor durumda ya. Bunlara bir şey yapmayacak. Her gün aklımdalar ya. Neler mi her gün aklında? Zor bir iş falan da yapacak durumun yok. Yok hiçbir şey. Doğdum doğalı çalışmam. Hep bir maçlarda işte. 11 yaşından beri maçlara takılıyor. Kim Fenerli yaptı seni? Vallahi bilmiyorum. Nasıl oldum bilmiyorum. Allah lanet olsun. Yani söyle YouTube'da bir şey yapın ya. Ali Koç'u maçlara sokturmuyor. Giremiyorum, yasaklandım. Fenerimlere giremiyorum. Kapının önünde dilleniyorum ben. 1 lira, 2 lira, 3 lira almak için ya. Biliyorum. Yani insanlar seninle fotoğraf çekiliyor. Sen de bir param pulun olmadığı için diyorsun. Para karşılığı çekileceğim. Öyle. Yabancı ülke, birkaç sene yabancı ülkede öyleymiş yani. Mantıklı. Ne verirse o zaten. Mutlu değilsin. Yok ya. Ev alacak söz verdi Ali Koç. İşte bu olaydan dolayı iptal etti. 4 sene kombine vermişti bana. 4 sene. Alo ha. 4 sene kombine bedava giriyordum. Makas alınca her şey iptal oldu. Ali Koç'tan makas alırken ne düşündün? O samimiyet var ya, aranızda. Ya o zaman samimiyet vardı. Onun zaten başkan olması için AK Parti'den polisin silahını şey yaptım, gasp ettim. O kaç yılında oldu polisin silahı? 2013. Abi yani böyle bir şey... Yuh. Şimdi oldu. Azıldığımı öldürmek için işte o esnada... Şey dönmüşsün, göllerde yaşayan dört ayaklı bir şey var. 17-18 saat saklandım, sonra köpek kulübesinde yakalandım. Köpek kulübesinde? Ali Koç'u başkana gittim, ben seni 4 ay 20 gün yattım. Hatta teslim olurum dedim emniyete. Emniyete teslim olurum deme, Ali Koç gelirse teslim olurum. Elimde de silahı, iki elde ateş ettim zaten ama. İçeri girdin mi? Girdim, ben seni 4 ay yattım, 20 gün. 5 sene. Eğer af çıkmasaydı 11 ay daha yatacaktı. 5 sene yukarısı yatanlar çıkıyor. Nerede, hangi cezaevinde yattın? Ümraniye tipi. 5 sene 4 ay 20 gün. 3 ayda hücrede adam yattım. Adam iyi mi kötü mü? Adam yatırdım kötü. Yatırdım birisi cezamda. Hep ablam için mi uğraşayım? Öbür ablamla abim durumları ya. Ablamla abim de zaten ameliyatla öldürülecek. Peki. Neresi ya oğlum? Telefon sussun soracağım. Peki o polisin silahını çaldığın gün Aziz Yıldırım geldi karşına. Harbi vurur muydun? Ya vuracaktım yani. Zaten o hangi saatte geldiğini biliyordum. Girdi içeri. Tam şey yapacağım o istedi zaten emniyet yani özel erken tedbirini aldı. Hemen kıstırdılar beni. Teslim oldu. Ben de kafama silah dayadım hep. Kulübede iki tane silah vardı MP5. Birisi zaten ağırdı 7-8 kilo. Evet, polisin silahını çalmış. Askerlik yaptın? Ben askerlik yapmıyorum. Rapor var, çürük rapor. Şizofren raporu. Şizofren demek yani sinirli ya. Kafasını takdirde... Sana deli diyorlar. Yok öyle bir şey. Niye diyorsun o zaman? Austin'cim hoş geldin. Kadim Bil'in abone olmuşsun. Şizofren demek deli değilim demek. Google'a bak, şizofreni hastalığın belirtileri. Yok deli değilsin sinir, zaten. Sadece sinir var bende. İstediğin oyunu oynayayım seninle.
Yok farkındayım. Bulmaca getirdim postakal. Size A'dan Z'ye yarım saatte bir tane boşluk bırakmadan doldum. İddiaya girelim istersen. Çok para versen, 1 milyon verseler. Galatasaray forması giyer misin? Giymem. Helal olsun. Niye giyeyim? Tebrik ederim oğlum. Trilyon verseler giymem. Niye dersen? Elim havada kaldı. Niye der? Dünyanın en zengini olsam ne olur ki? Yani. Öbür dünyaya mı götüreceğim? Bak Ali Koç, başkanı Ali Koç'un abisi öldü öbür dünyaya. Abi öbür Fenerbahçe'yi de mi diğer dünyaya götüreceksin ya? Fenix ikinci şeyimiz kutlu olsun. Abi Fener'e götürecek galiba. Diğer dünyada Fener onu... Böyle mantık yok arkadaşlar. Ya be ben böyle Fener, ben olmaz. Yarın da maç var, Trabzon maçı. Senin bir ara haberin çıktı, Trabzonlar seni öldürdü diye. Yalan haber. Ya öldürdü haber. İşte konteyner altı filan. Bu geldi aklıma. Evet, Rambo öldü, doğru söylüyorsun. Sen Rambo abi... öldü, ben onun ruhuyum, Rambo'nun. Bu Avrasya maratonunu da kestirmeden gidiyor. Abicim bunun çekilme amacı ne bu videonun? Yani hiçbir şekilde kendini açıklayamaz ki bu adam. Biz yani bu videoyu niye izliyoruz şu an, ben onu anlamadım. Bitircim, üçüncümüz kutlu olsun. Yani bu adamın çekilip yardım edileceği bir nokta yok ki. Hakan Yar, işte Tablet Reis, evet hani ama bu farklı bir boyut. Adam sıkıntılı ama durumu çok kötü. Zaten sıkıntılı olan bir insanın çevresine, işini yapmaya çalışan insanlara sıkıntı çıkaran insanların durumu zaten kötü olmalı. Çünkü bunu hak ediyordur zaten. Bu videonun çekilme amacı ne, anladın mı? Destekliyor gibi oluyor. Ya ben bu videonun devamını izlemem. İzlemeyi düşünmüyorum. Çünkü yani dediğim gibi... Büyük ihtimalle yardım falan var mı? Yani... Çok büyük bir fazla böyle bir sevginin kaybı olmaması gerek. Kendilerinden başkalarına zararlı olmadığını mı? Adam diyor ki vuracaktım diyor. Vuracak. Yani vuracağım dediği kişi kim? Ali Koç'u mu vuracağım demiş. Aziz Yıldırım demedi mi? Nasıl kendilerinden başkalarına zararı yok bu insanın? Aziz Yıldırım dedi. Yani vuracağını söylüyor ama ya bunu nasıl yazabiliyorsun? Bir de 57 like kalmış ya. Yani dalga geçmiş bir de sanki. Bu ya ben bu videoyu izlemem arkadaşlar ya. Devam etmem. Çünkü yani... Birkaç daha olayını duydum. Çevresine de etrafında çok yararlı bir insan olduğunu düşünmüyorum. O yüzden izlemeyeceğim bu videoyu. Ben şey sandım. Hani yine durumu kötü bir insan. Durumu kötü. Ben çok farkında değildim. Nasıl bir şey olduğunu. O yüzden daha devam ettirmem videoyu. Bu arada Fenerbahçe'yle bir alakası yok. Bu farklı bir takımda olsa yine aynısını yapardım. Hani yani vuracaktım, onu şöyle yapacaktım. Bunu hapis yatmış bundan belli başlı şeylerinden dolayı. Bu insanın zaten durumu bence kötü olması gerekiyor. Yani ceza çekmesi gerekiyor çevresine zarar verdiyse ya da vermeyi düşündüyse. Furkan'cığım 50 kişiye diye abonelik vermiş. Çok teşekkür ederim. Kesemedim.
Ya tedavi için ayrı ama yani ben bu videoyu izlemeni bile beklemiyordum ama ben konuyu bilmiyordum Alp. Ben tanımıyordum adamı. Ben Hakan Yar gibi, Tablet Reis gibi hani kendilerine ses olmak açısından böyle bir videoda yer aldığını düşündüm. Austin Yayınlar ekranın ah çeker misin deyip 58 lira göndermiş. Niye böyle bir şey istedin 58 lira gönderip? Ben öyle bir şey sandım için. Oh. Kafam izledim. Bilmiyordum.